altcoin boğası yeni başladı. Bu şekilde düşünüyorum. Neden bu şekilde düşündüğümü bu videoda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Video rekor beğeni ve yorum atarsanız bu tarihi videomuzu herkes izlemiş olur. Birçok yatırımcı işte nereden düşer, oradan mı düşer, buradan mı düşer veya ani silkelemelerde, kısa vadeli silkelemelerde panik satışlar yaparak boğa döneminde alması gereken verimin çok az bir kısmını alabilir arkadaşlar. Bana göre altcoin'lerde tekrar ediyorum sezonun, boğa sezonunun yeni başladığını düşünüyorum arkadaşlar. Neden böyle düşündüğümü dilerseniz, hazırsanız başlayalım. 2016 ve 2017 yıllarında breakout gerçekleştikten sonra market cap tam olarak 500 milyar dolar artmış arkadaşlar. 2020-2021 yılında ise tam breakout gerçekleştikten sonra, yani bu noktadan itibaren aldığımızda 1.5 trilyon dolarlık market cap'in arttığını gördük. Günümüzde 2024-2025 yılına girdiğimizde ise breakout daha geçmiş olduğumuz dönemlerde yaşandı ve sadece piyasaya yaklaşık olarak 100 milyar seviyesinde bir para girdi arkadaşlar. Yani 500 milyar, 1.5 trilyon, bunun da böyle parabolik bir şekilde mesela 500 milyardan 1.5 trilyona 3 katlık bir para girmiş arkadaşlar. 1.5 trilyondan da önümüzdeki sezonda bunun da 3 katının gireceğini, girme ihtimalini varsayarsak, yani en kötü ihtimal 2 katı dahi girse 3 trilyon dolar yapar. Şu anda 1.1 trilyon dolardayız. Yani önümüzde 2 trilyondan fazla, 2.4 trilyon dolarlık bir para girişi ihtimalinden burada söz ediyoruz. Bu da altcoin'ler için oldukça önemli, iştah kabartan bir rakam. Çok büyük bir rakam aslında. Ve Ethereum adım adım zirveye koşuyor. Ethereum yükseldikçe altcoin'lerin yükseleceğini şahsen düşünüyorum. 4015 direnci var Ethereum tarafında. O noktayı kırdıktan sonra bir sonraki hedef bölgesi geçmiş olduğumuz zirve noktası olacak. O da 4868 seviyeleri artık bizim için hedef noktası olmuş olacak. Ethereum'da kader noktası 4015 bana göre. Bu noktayı kırmasıyla beraber altcoin'lerde garip yükselişler görebiliriz. Yani Total 3'ün aynı zamanda 836 milyar dolar seviyelerine yükselme ihtimalini de arttırmış olur. Top 20 dışındaki altcoin endeksi de gayet iyi duruyor. Önümüzdeki günlerde bu gem projelerde birazcık hareketlenme bu endeksten kaynaklı olma ihtimali kuvvetli arkadaşlar. Yani CoinMarketCap'in ilk 20'si dışındaki ürünlerde böyle oldukça hareketli günler görebiliriz. Haftalıkta çünkü ala hazırlanıyor. MACD'nin buradan al vermesiyle beraber bu tarafta da 15.43 seviyelerini şahsen görebilme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Pantera Capital'in çok önemli bir haberi var. Pantera Capital yöneticisi altcoin'ler Bitcoin'den kat ve kat daha iyi performans gösterebilir şeklinde bir açıklama gerçekleştirmiş. Daha önceki döngülerde bunu gördüğünü ekliyor, daha gördük diyor. Artık firmaların tokenları da olacağını eklemiş. Yani bu haber akışları oldukça önemli. Pantera Capital oldukça büyük bir kapital şirketi arkadaşlar. Ve onun beklentisinin bu şekilde olması da beni heyecanlandırmıyor değil. Beni gayet de ciddi anlamda heyecanlanıyorum bu haberden kaynaklı olarak 100 milyon dolarlık piyasa değerinin üzerinde 400'den fazla token olduğunu belirtmiş. Daha önceki döngülerde de gördüğümüz gibi Bitcoin'in dışında kalan coinlerde boğa sezonunun değişik dönemlerinde Bitcoin'e göre kat ve kat daha fazla ilgi toplayacağını düşünüyoruz şeklinde açıklama yapmış. Bakın dikkat ederseniz Pantera Capital dahi döngüye bakıyor. Biz de 2 yıldır ne yaptık? Sürekli döngüye baktık. Sepetimizdeki birçok altcoin 3x, 3.5x'lik bir performans gösterdi arkadaşlar. Bazı istisnalar oldu. Bazıları çok fazla yükseldi. 10x yapan da var sepetimizde olup. Bazıları 3x yaptı. Ortalamaya vurduğumuzda 3x, 3.5x diyebiliriz. Ön satışları bu arada saymıyorum. Yani bunları söylüyorum ki beğeni atmayı unuttuysanız şu anda beğenimizi atalım ki önümüzde de bu, eğer belirtmiş olduğum grafikler gerçekleşirse, ciddi anlamda piyasanın hareketli olduğu bir dönem bizi bekliyor altcoin'lerde. BTC dominansına da dikkat çekmek istiyorum bu bölgede. Bakın 1 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan olaya çok dikkat edin. Ve buradaki MACD'deki görüntüye dikkat edip şu an günümüzdeki nokta ile birleştirdiğimizde esasında aynı bir görüntü var diyebilirim.
Bu bölgede tam olarak sat sinyali gelecekken öncesinde bir tuzak yapıyor, yukarı vuruyor belirteci dominansı. Ondan sonra ciddi çakılıyor ve altcoin'lerde ciddi karlılıklar yaşanıyor. Burada da yavaş yavaş artık aylık anlamda maddi de sata doğru giden bir BTC dominansını görüyoruz. Buradan sat gelmesi durumunda ve bir önceki göstermiş olduğum grafiklerini de alı tetikleyip altcoin'lerde ciddi hareketlenmeler görebiliriz. Yıllık anlamda altcoin sezon endeksi hala 20 seviyesinde. Yani burada çok ciddi işte 25, 30, 40, 50'leri vesaire gördüğümüz bir yapı henüz daha yok arkadaşlar. Bitcoin de güçlü duruyor. Bitcoin 69 bin dolar seviyelerini kıracağını şahsen düşünüyorum. Kırdıktan sonra biraz yataya bağlayıp Ethereum'un yükseleceğini, ardından altlar da yükseldikten sonra 83.558 dolar seviyelerini Bitcoin tarafında göreceğimizi düşünüyorum. Benim tabii ki şurada boğanın yeni başlamasını beklememdeki en büyük etkenlerden biri de zirveyi daha yeni kırıyor olmamız. Yani zirveyi kırıp sallıyorum. Bitcoin zirveyi kırdıktan sonra 2x yapmış olsaydı eğer kesinlikle boğanın yeni başladığını düşünmezdim. Çünkü bakın bir önceki zirveyi de kırdıktan sonra ortalama olarak 1, 2, 3, 4 aylık inanılmaz verimli bir dönem oluyor. Zirve kırıldıktan 4 ay sonra, yani o 4 aylık süreç inanılmaz verimli bir süreç. Yani o 4 aylık süreç şöyle söyleyeyim size, 3 yıla bedel. Belki 10 yıla bedel. Yani o kadar piyasa pozitif yönde oluyor. Altcoin'ler vesaire, o yaşamayan bilemez, öyle söyleyeyim. Yani günümüzde de geçmişte yaşandığı gibi zirve kırıldıktan sonra 4 aylık dikine mumları alırsak, görebilirsek, o zaman tehlike çanlarının çaldığını görmüş olacağız arkadaşlar. O zaman zaten bizim beklemiş olduğumuz altcoin'lerde hareketliliklerin yaşanması durumunda zaten yüklü miktarda kar realizasyonunu yapacak şeye, psikolojiye sahip olduğumuzu şahsen düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde olmalı arkadaşlar. USDT dominansı da ciddi anlamda olumsuz bir görüntü durumu söz konusu. Burada herhangi bir şekilde olumlu bir görüntü yok. Destek bölgesi 3-4 seviyesi var arkadaşlar. 4 seviyesini kırarsa 3.45'lere kadar geri gevşeme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Pepe'ye bakalım. Pepe'nin destek bölgesi 673 seviyesi. Önemli bir destek noktası. Bu desteğin üzerine kalmış olduğu süre boyunca 818'ler, onun da üzerinde 921 seviyelerini görme ihtimali olabilir. Shiba bir tık daha diğerlerine göre olumsuz durduğunu düşünüyorum. 2500 desteği var arkadaşlar. O bölgeye bir daha temas edip o noktadan sonra şu şekilde bir hareketlilik yaşanabilir. Tabii 2500 benim stop noktam olurdu şahsen. Doge tarafında da Shiba ile beraber bir hareketlilik olabilir. O tarafta en önemli destek bölgesi 14 sent. 14 sentleri aşağı kırmadığı süre boyunca biraz da yataya bağladıktan sonra tekrardan Doge'de bir yükseliş trendine girme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Binance'de işlem hacmi en yüksek olan altcoin'leri de sizlere şu şekilde göstereyim. Bakın, hacim demek özellikle şu tarz piyasalarda ciddi anlamda hareketlilik anlamına geliyor. Hacimli ürünlerde bulunmak oldukça önemli. Günlük trade yapıyorsanız veya yatırımcıysanız hacimlenmeden önce keşfedip son hacimlendikten sonra da ciddi karlılıklar yakalayabilirsiniz. BTC'de 52 milyon dolarlık likidasyon alınmış. Ethereum'da 45 milyon dolarlık likidasyon alındığını görüyoruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.